Merhaba sevgili canlar, dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta yağmur yağıyor. Ne arıyorsun dışarıda yağmur yağarken diyeceksiniz. Yağmur yağacağını bilmiyordum. Hazırlık yaptım, çıktım, böyle kayıt başladım filan. Sonra baktım yağmur yağıyor. Onun için hızlı hızlı anlatacağım, hızlı hızlı çalacağım, söyleyeceğim. Sonra içeri gireceğim. Yer sarsıldı. Adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa çarmıha gerilip öldükten sonra bir sürü olağanüstü, acayip, tuhaf, garip olaylar başladı. Mesela yer sarsıldı, kayalar yarıldı, mezarlar açıldı. O dönem kaya mezarları vardı. O mezarlar açıldı, oradan Hakk'a yürümüş, daha önce Hakk'a yürümüş birçok can dirildi. Ortaya çıktılar ve İsa da dirildikten sonra bunlar da Kudüs'e girdiler ve birçok can tarafından görüldüler. Mesela bu yer sarsılma, deprem olayı olduktan sonra orada bir yüzbaşı vardı, askerler vardı. Dediler ki, bu adam gerçekten semavi Hak oğludur dedi. Ve orada kadınlar da gördü olayları. Her neyse, değiş haline getirdim ve sizinle paylaşmak istiyorum. Yer sarsıldı ve kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı, taşlar saçıldı. Yer sarsıldı ve kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı, taşlar saçıldı. Hakk'a yürümüş birçok can dirildi dost. İsa ölünce yeni çağ açıldı. Hakk'a yürümüş birçok can dirildi dost. İsa ölünce yeni çağ açıldı. Ölmüş mümin erenler dirildiler. Şah dirilince Kudüs'e girdiler. Ölmüş mümin erenler dirildiler. Şah dirilince Kudüs'e girdiler. Kudüs'te çok can bunları gördüler dost. İsa ölünce yeni çağ açıldı. Kudüs'te çok can bunları gördüler dost. İsa ölünce yeni çağ açıldı. İsa'nın başında nöbet tutanlar, depremden korkudan dili yutanlar. İsa'nın başında nöbet tutanlar, depremden korkudan dili yutanlar. Dehşete düşürdü olup bitenler dost. İsa ölünce yeni çağ açıldı. Dehşete düşürdü olup bitenler dost. İsa ölünce yeni çağ açıldı.
hanım, o yüzbaşı ve askerler. Semavi hak oğlu idi dediler. Kervanın o yüzbaşı ve askerler. Semavi hak oğlu idi dediler. Kadınlar olanları izlediler dost. İsa ölünce yeni çağırdı. Kadınlar olanları izlediler dost. İsa ölünce yeni çağırdı. Evet, İsa ölünce yeni çağ açıldı. Bu kerametler, bu alametler ne gösteriyor? Yeni bir çağ, yeni bir dönem, yeni bir devir, yeni bir devran başladı. Ve biz de yeniden doğabiliriz. Hakla hak, hakla bir olabiliriz. Hakkın kendi ruhuyla dolabiliriz. Yani her şey yeni artık. Evet, eğer beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, hakta kalın, esen kalın, hoşça kalın.